Efendim şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün açıkladı. 2 haftalık bir kısmi kapanmaya geçiyoruz diye. Şimdi detayları da İçişleri Bakanlığı genelgesiyle duyurdu. Şimdi onun detaylarını almak üzere Ankara'ya döneceğiz. Karşımızda Gülşen Coşkun var. Hem Gülşen'e merhaba deyip hem de Gülşen'e bir soruyla pas atmak istiyorum. Çünkü izleyicilerimizden bu yönde çok soru var. Sevgili Gülşen, Kutlay Bey demiş ki ben şimdi yasak olmayan saatlerde özel aracımla Muğla'dan Ankara'ya gidebilecek miyim? Mesela çok somut bir soruyla sana pas atmış olayım Gülşen. Yasak olmayan saatler içerisi için evet, ama yasak başladıktan sonra hayır. Yani şöyle diyelim ki bu izleyicimiz Muğla'dan Ankara'ya demiştin değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Muğla'dan yola çıktığı saatlerde 19'a kadar Ankara'da olması gerekecek. Çünkü 19'dan itibaren artık yasak var. Yasağın olduğu saatler içerisinde, daha doğrusu yasağın olmadığı saatler içerisinde özel araçla gidilebilecek. Ama yasaktan itibaren özel araçla gidemeyecek. Bu soruya da böyle yanıt verelim. Şimdi detaylarına bakalım. Tekrar bu sorunun detaylarına da bu grafiklerimizde bakacağız olur. Şöyle ki şimdi ülke genelinde 2 haftalık kısmi bir kapanma gerçekleşecek. Az önce sen de söylemiştin. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün açıkladı. Hafta içi sokağa çıkma yasağı normalde 9'du, 21'di. Şimdi o saat daha erkene çekildi, 19 oldu. Sabah saat 05'e kadar olacak artık bu sokağa çıkma yasağı. Hafta sonları ise Cuma'dan başlayacak, yani tüm hafta sonunu kapsıyor. Pazartesi, Cuma 19'da başlayıp Pazartesi saat 05'e kadar devam edecek. Şimdi geçelim diğer detaylara. 17 Mayıs'a kadar geniş katılımlı etkinliklere izin verilmeyecek. 16 Mayıs Pazar günü gece yarısına kadar yeme içme yerleri, yani lokanta, kafe, restoranlar gel al ve paket servis yapacak. Yani bunun dışında gidip oturup bir restoranda yemek yiyemeyeceğiz. Gel al servis olacak ya da paket servis. Onun da saatlerini söyleyelim. Hafta içinde 07 ile 19 saatleri arasında gel al ve paket servis olacak. Sonrasında ise saat 19'dan sonra ise sahur vaktine kadar paket servis devam edecek. Hafta sonlarına baktığımızda ise saat 10'dan sabah 10'dan sahura kadar da paket servis yapılabilecek. Şimdi iş yerleri istisnalar haricinde hafta içi sabah saat 7'den 18'e kadar, akşam 18'e kadar açık. Açık olmayacak yerlere bakalım. Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezleri, hamam ve saunalar, luna parklar ve tematik parklar. Bunun dışında kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, aynı zamanda çay bahçesi, internet kafe, elektronik oyun yerleri ve bilardo salonları 17 Mayıs'a kadar kapalı. Şimdi geçelim diğer detaylara. 65 yaş üzeri vatandaşlar ve 18 yaş altındakiler. Hafta içi 65 yaş ve üzerindekiler saat 10 ile 14, 18 yaş altındakiler ise saat 14 ile 18 arasında sokağa çıkabilecek. Şehir içi toplu ulaşım araçlarına bakıldığında ise oturma kapasitesi %50 olacak, yani yarı yarıya inmiş olacak. 65 yaş ve üzeri vatandaşlarla 18 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak. Huzurevi, yaşlı bakım evi, rehabilitasyon merkezi, çocuk evlerinde 17 Mayıs'a kadar da ziyaretçi kabul edilmeyecek. Şimdi az önce, yani yayının başında senin sorduğun sorunun yine detayını ekrana getirmiş olalım. Şöyle, sokağa çıkma kısıtlamasında özel araçlarla şehirler arası seyahat yasak. Dediğim gibi o saatler arasında yasak. Şehirler arası seyahatler toplu ulaşım araçlarıyla yapılabilecek, ama bunun da bir kriteri var. Şöyle ki, bilet ve rezervasyon kodunu göstermek şart olacak. Bunun dışında binip otobüse gidilemeyecek. Bu da şart olacak. Bir de şöyle bakıyoruz, bu özel araçlarla gidiş konusunda yasak olmayan bazı zorunlu haller var. Onu da aktaralım. Şöyle ki, diyelim ki bir hastanede tedavi oluyorsunuz. Bu tedavi süreci bitti ve asıl ikamet noktanıza döneceksiniz, yani başka bir şehre. O zaman özel aracınızla gidebiliyorsunuz. Bunun dışında doktor randevunuz varsa yine bu da istisna kapsamında, cenaze. Ama bunun da kriterleri var. Şöyle ki, kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için gidenler veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan kişiler, ama bu da en fazla 8 kişiyle sınırlı olacak. Bunun dışında diyelim ki
Ankara'dasınız. Son 5 gün içerisinde geldiniz buraya ama kalacak yeriniz yok. Ve bununla ilgili ikamet ettiğiniz yerleşim yerine geri dönmek istiyorsanız 5 gün içerisinde bu biletlerinizi de göstererek şehir dışına özel aracınızla gidebileceksiniz. Detaylar şimdilik böyle olur. Gülşen, sana bir soru daha soracağım ama veda etmeden önce. Çünkü o kadar çok o minvalde soru geldi ki. Şimdi mali müşaviriz diyorlar. Bir izleyicimiz yazmış. Biz diyor eski genelgede muhaftık diyor. Ama yenisinde mali müşavirlere serbestlik tanınmamış. Eski genelgede aynen devam ediyor mu diye soruyor. Yoksa yok hükmünde midir artık yenisi çıktığı için? Şöyle ki evet, artık yeni genelge baz alınacak, yeni genelgeye uyulacak. Bu doğrultuda yeni genelgede hangi detaylar varsa onlar baz alınacak bundan sonra olur. Peki Gülşen Coşkun, bu arada senin doğum günün bütün izleyicilerimizin nezdinde doğum günün kutlu olsun. Sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllar diliyoruz sana. Çok teşekkür ediyorum. Sürpriz oldu bana da. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağolunuz. Herkes için sağlık, mutluluk dolu günler diliyorum İnşallah. Ben de. İnşallah sevgili Gülşen Coşkun'dan da detayları aldıktan sonra.